Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Burdur'dayız. Burdur Söğüt'teyiz ve Elvan abimizin domates arasındayız. Geldik, Elvan abimiz sürekli paylaşım yapıyordu. Biz de çıktık, İzmir'den Burdur'a geldik. Ve tüm domates üretimi yapan çiftçilerimize %100 gübre, siyah toprağın seralarda neler yaptığı konusunda siz değerli üreticilerimize bilgi aktarımında bulunmak için. Elvan abi merhaba, öncelikle nasılsın? Merhaba, sayın hoş geldiniz. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Elvan abi, burası kaç dönümlük bir arazi? Şu anda benim bu arazim, seram dekara şu anda 3200 metrekare bir seram var. %100 gübre, siyah toprağı, bütün hepsini attın. Evet, tava başını hepsine serdim. Burada iki farklı cins var değil mi? Evet. Bu cins ne bu taraf? Bu taraf pembe dediğimiz büyük domates. Burada ilk çekimimizi yapıyoruz arkadaşlar, pembe cinsinde. Elvan abi, öncelikle %100 gübre siyah toprağı sen attın. Evet. Seni memnun etti mi? Ben gerçekten geçen yıl, bu yıl, 2-3 yıldır kullanıyorum. Gerçekten çok faydasını gördüm. Neler fark ettirdi Elvan abi? Öncelikle meyve kalitesi. Tamam. Meyveyi irileştirdi mi? Tabii. Büyüttü, gelişti, ağaç sağlıklı. Sezon sonuna kadar ağacım yemyeşil oldu. Bırakmadı. Bırakmadı. 8. 9. maçlara kadar çiçekler böyle canlı açtı. Kadife gibi oldu. Yani. Meyve irileşmesi nasıl? Şu anda görebiliriz. Tabii meyveleri gösterebiliriz. Bakın şöyle yakın size alalım. Bak şu anda bu %100, bak avucuma sığmıyor hatta, bak tabandaki ilk meyveler. Bak. Maşallah. Yani maşallah. Şöyle görüyorsunuz. Yan tarafa da bakın. Bir orada değil yani. Hep böyle yani. Büyük ağaçlarında meyveler hep aynı bak. Bakın hep kalite aynı. Yani pembelerin hepsi aynı. Bakın. Şuraya geldik. Bakın. Bakın. Bir biri değil yani. Her ağaç aynı. Buraya resmen saklanmış Elvan abi. Bak yani tonaj yani, ağaç dayayamıyor artık meyveyi. Maşallah. Yani bu kadar büyüklükte olması. Yani şuraya bakıyoruz. Şöyle bir bakalım. Bir ağaç değil yani. Hepsi aynı ayarda. Tamamıyla kalite aynı. Evet, evet. Bu da çok önemli. Yani baktığınız zaman kalite oranının artması çok güzel. Yan tarafın cinsine, orada da çekim yapacağız biraz sonra. Evet, orada stil. Stil. Şimdi biz pembede bunu yapalım. Elvan abi şimdi... Geçen yıl sen bunu kullandın. Evet. Tonaj artışını gördün. Evet, evet. Normalde dönümde ne kadar alıyordun pembede? Normalde siyah toprağı kullanmadan önce dönümde 17 ton meyve veriyordu. Kullandıktan sonra? Kullandıktan sonra 23 tona kadar meyve çıkarıyor. Arkadaşlar tam 6 ton dönümde kazanç sağladı. Evet. 6 ton rahat verdi. Maşallah. Vallahi öncelikle maşallah. Yani burada şu yok arkadaşlar. Elvan abiye şunu söyle, bunu söyle yok. Hayır, hayır. Ne yaşadıysa, ne gördüyse farklılık kalpten, gönülden, yürekten bunu zaten sizi çiftçilerimize iletiyor. Çünkü çiftçi zor kazanıyor. Evet, evet. Zor kazandığı için de baktığın zaman. Elvan abi bakıyorum çiçeklenme de çok güzel. Evet. Maşallah. Sap kalınlıkları çok güzel. Bitki senin dediğin gibi hiç salmamış. Salmadı. Meyveye oturuşku daha bir ağır oldu meyve. Elvan abi hastalık geldi mi? Hastalık tabii ilk dikimde meyve diken arkadaşlarda bir solaryum oluyor bizim tamam. bu genelde bölgemizde. Tamam. O da ilacını salıyorlar. Tamam. Kurtaran kurtarıyor. Sende var mıydı böyle Yok, bir şey? Yok Allah'a şükür. Bu hastalığa da çok iyi geldi bu. Önemli olan da o. Benim zaten aradığım o. Hastalığa karşı bilebilir. Ben arkadaşlara diyorum buradan, çiftçi arkadaşlarıma. Arkadaşlar tabanın üzerine bir torba siyah toprağı alsınlar. Evet. Şöyle dökerek bir gitsinler. Tamam. Döktükleri ağaca baksınlar, bir de kullanmadıkları yere baksınlar. Aradaki görsün çok, farkı. Çok fark ediyor abi. Değil mi? Maşallah. Ben gerçekten baştan inanmıyordum ama 2-3 yıldır benim ağaçlarım çok değişti. Ve herkese de öneriyorsun. Ben buradan bak bütün çiftçi arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Çok güzel. Harika. Kaliteli ürün, kaliteli ağaç, kaliteli meyve, siyah toprak. Harika. Yani ben diyor ki çiftçilerin yüzünü güldüren, dönümde 6 ton arttıran, bu belki sizde 3 ton olur, 4 ton olur, 5 ton olur, 7 ton olur ama yaşayan bir çiftçi, bu farkı gören bir çiftçi pembe cinsinde bunu size rahatlıkla söylettirebiliyor. Bitkinin sağlık, gübreden tasarruf ettin mi? Tabii. Bu çok önemli. Evet. Çünkü hasta olmadığı için gübre de vermiyor. Her su, gübre demek su aralı. Toprak yapısı sıkı sert miydi buranın? Toprağı yumuşattı mı, çözdü mü? Çözüyor tabii, kumsal, hafif kumsallı gelir. Burası kumsallı. Evet. Yani genelde sıkı sert topraklarda çözerekten parçalıyor. Ama senin kumsal olduğu için ekstra bir sıkıntı probleminde kalmamış olur. Evet. Peki Elvan abi şunu söyleyeyim. Kalpten, gönülden, yürekten. Evet. Domates yetiştiriciliği yapan tüm Türkiye'deki seralardaki çiftçilerimize gördüğün sonuç doğrultusunda %100 gübre siyah toprağı önerir misin? Arkadaşlar kalite için,
Meyve için %100 siyah toprağı kullanın. Bak gerçekten pişman olmazsınız. Ben kullandım, memnunum. Tonajda, kalitede. Meyvenin sağlıklı olması meyve tutumundan görüyorsunuz. Kalite yani. Her bir ağaç, hepsi bir ayarda. Görüyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Meyve tutumundan tutun ağacın çiçeğine kadar. Her şey sağlıklı gidiyor. Evet. Yani burada bakın gene söylüyorum. Abilerim, arkadaşlarım, dostlarım, çiftçilerim. Siz gübre maliyetinizi, mazot maliyetinizi, ilaç maliyetinizi ne kadar minimum seviyeye indirirseniz, tonajınız ne kadar artarsa bunun sebebi %99, %100 gübre siyah topraktır. Bütün çiftçi kardeşlerime tavsiye ederim. Çok sağ ol. Öncelikle. Ben memnunum. Öncelikle Elvan abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu videoda bize eşlik ettin. Tüm üretim yapan çiftçilerimize %100 gübre siyah toprağın farkını neler yarattığını gösterdiğin, söylediğin için çiftçilerimiz adına biz üreticiler olaraktan size, sana minnettarız. Öncelikle ben de sözünü kestim, özür dilerim. Böyle bir gübreyi Türkiye'ye sunduğunuz için çok gerçekten ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar gelmişsiniz. Ne demek? Siyah toprağı ben gerçekten çiftçi arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Herkesin kullanmasını tercih ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, çiftçi diyor ki ben herkese tavsiye ederim. Tonajda artış, kalitede artış, verimde artış, meyve tutumunda, bitkinin sağlıklı gitmesinde, yeşil aksamlarının canlı olması, bitkiyi bırakmaması, ben bunları canlı canlı gördüm diyor. Siz de muhakkak videolarımızı takip edin. Buradan diğer yan taraftaki neydi? Stil. Stil cinsi çekimine geçeceğiz. Şu anda pembede gördük, stilde de farklılığı göreceğiz. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Muhakkak YouTube kanalımıza abone olun. Video çekimlerimiz, sera çekimlerimiz devam ediyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Bu videomuzu dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.